Annemin memleketi Kırşehir'e 6-7 kilometre bir yol kaldı. Annemin memleketi ama hiç gelmedim buralara. Çiçek Dağı da buradan sol tarafa doğru dönünce bir yol ayrımı var. Evet. An itibariyle Kırşehir'e girişi yaptık. Rakım 978. 140 bin nüfusu var. Birazdan yol ayrımından döneceğiz biz de sağ tarafa doğru. Avanos. Evet, kırmızı. Kırmızı yanayı, kırmızı yanayı. Yol ayrımına var mı daha? Yol ayrımına. Tamam. 60-70 kilometre. Evet, duydunuz dedi sesini. Yarışma başladı. 60-70 kilometre. Motor siklet sürmeye devam. Hadi bakalım. Evet, burası da Mucur. Yaklaşık bir 40 kilometre sonra bir sapaktan sapacağız. Nevşehir tarafına doğru. Az önce bir bisikletli gidiyordu. Bu sıcakta bisiklet sürmek de çok zordur. Yani ben kullanıyorum, biliyorum. Böyle fazla uzak yerlere gitmiyoruz. Yani fazla gittiğimiz yer 50-60 kilometrelik mesafeler. Ama yorucu oluyor. Özellikle bir de şey yoksa, kondisyonun yoksa, antrenmanı değilse bu işe birazcık yorucu oluyor. Evet, hadi herhalde buradan dönüyoruz değil mi? Buradan dönüyoruz. Sağ. Avanos tarafına doğru gideceğiz. Tamam. Navigasyonu açsam mı? Navigasyonu mu? Gerek yok, tabelalar yazıyor. Bulmadığımız yer, bilemediğimiz yerde sorarız olmazsa. Bilemediğimiz yerde sorarız diyorum. Tamam, hadi devam et. Hadi. Bas. Hadi bakayım. Sağdan git de para bulursun belki. Sıkıntı yok. Tamam. Hop, buradan Nevşehir, Hacı Bektaş. Evet. Yol ayrımından döndük. Kayseri'yi bu tarafta bıraktık. Bu tarafta. Kuru gölmüş burası, kuru göl. Kuru göl. Daha demin az geride karayollarına bağlı işçiler herhalde. Bu yol üzerindeki çöpleri topluyorlardı. İnsanlarımız çöplerini her yere atıyor ya bizde. Onlar topluyorlardı. Selamlaştık onlarla. Karşıda da rüzgar gülleri var burada. Bayağı bir rüzgar alıyor burası. Yine böyle bir 10-15-20 kilometre geride bir rüzgar vardı. O neydi öyle rüzgar ya? Allah Allah. Uçuruyordu bizi ya neredeyse. Motorun dengesini çok sarstı. Ondan dolayı birazcık zorlandım yani. Motoru zapt etmekte. Özellikle yağ rüzgar çok şey yapıyor. Zaten şu durumda bile motorun kendi hızındaki olan rüzgar bile şey yapıyor. Bakın, ağaçların şeylerinden anlayabilirsin. Rüzgar yan tarafa doğru esiyor şu anda da var. Ama daha demin ki daha kuvvetliydi. Hacı Bektaş Veli Türbesi.
Bakalım şimdi Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne gideceğiz. Gelmişken görelim dedik. Çilehane. Çile mi çekiyorlarmış burada? Yani öyle bir belgesel vardı, bir şey vardı. Evet, Çilehane. Sanki birisi anlatmıştı, belgeselde mi seyrettim? Bir dizide mi seyrettik? Hacı Bektaş'ı vereyim birisi. Buradan döneceğiz sola. Devam. Burası pireviymiş.
Türbeden ayrılıyoruz, Hacı Bektaş Veli Müzesi Türbesi'nden. Avanos yoluna girdik. Şurada ağaçlık olan yer Çilehane diye geçiyor. Oraya gezmedik. Fazla vakit kaybetmeden gezelim istiyoruz. Şu an Bozkır'dan Avanos'a doğru devam ediyoruz. Navigasyon bir yol daha gösterdi. O birazcık uzundu. Şimdi ara bir yol bulduk. Ara yoldan Avanos'a doğru devam. Bu arada kameranın pili bitti. İkinci pili taktım. Pilleri şarj edecek bir yer bulamazsak yolculuğun bazı bölümleri olmayacak. Görmüş olduğunuz sağlı sollu buğday tarlaları. Ekinler var buralarda. Bunları birkaç hafta sonra kesecekler. Harman yapacaklar. Ankara'dan çıktıktan sonra yaklaşık 253 kilometre yol geldik. Avanos'a yaklaşık 20 kilometre yolumuz kaldı. Evet, yazı yaban buralar. Buralarda kimse yok. Yani benzin bitse burada benzin almaya yer yok ya. Avanos 26 kilometre. 20 kilometre demiştim ama 26 kilometreymiş, olsun. Devam ediyoruz. Burası Ayhanlar Köyü'ymüş. Ayhanlar Köyü'nün içinden geçiyoruz şu anda. Allah, burada köpek olur ha. Katlı geçmek lazım. Ayhanlar Köyü yumurtası. Adam marka mı yapmış, ne yapmış yumurtada? Aa, burada bir gölet var. Ne gölü ki acaba burası, o gölet? Toprak da kızıl. Bir acayip toprağı var. Yer yer kızıl, yer yer kahverengi, yer yer sarı. Avanos'a girişi yaptık. Kapadokya'nın nasıl atladı merkeze, Avanos'a hoş geldiniz. Göreme. Nevşehir, Ürgüp, Göreme. Gülşehir. Ya kafada kask yok, bir şey yok bütün. Şey. Tarihi Yeraltı Çarşısıymış. Aslında geçseydik iyiydi ya, burada şey yüksel ama işte vakit kısıtlı olduğu gibi bir yere gidemiyorum, dolaşamıyorum ya. Hanım kız konağı.
Ali Hamam. Evet, meydana geldik. Avanos meydanı.